Rukiye Çeri. Evet Rukiye Hanım, evinizin balkonunda baktığınız çiçekler sizi patron yaptı. Evet. Nasıl başladı bu serüven? Ya çiçekler hayalimdi. Mesela okula giderken ne olacaksınız diye sorduklarında herkes öğretmen derdi. Öğretmen olacağım diyenler de ben tartışırdım. Filmlerde gördüğümüz üzerinden çocukluktan botanik bahçeleri, hani çiçekçiler falan çok aşırı dikkatimi çekerdi. Benim bir tane çiçek dükkanım olsun, başka hiçbir şeyim olmasın derdi. Ya o da zaten hobi amaçlı evde, balkonda, evin içerisinde başladı. Sonra da gelenlerin ısrarı üzerine, hani her gelen istediği için ondan sonra da satışa dönderdik. Yani öyle böyle Peki, bugüne neler geldik. üretiyorsun burada? Yani kendi üretimimiz, begonya türlerimiz var, kaktüs türlerimiz, dikenler tacı türlerimiz var. Evet. Yani kesilmiş çiçek yerine saksıda hani kalıcı bitki daha mantıklı oluyor. Çünkü annene hediye veriyorsun, 7-24 gözünün önünde olsun istiyorsun. Yani kurumayacak bitkiler üzerine çalışıyorum zaten. Mevsimlik ben kendim de sevmiyorum, müşterilerime de önermiyorum. Çünkü 2 hafta sonra ya soluyor ya kuruyor. Ya bizim burada işler, yerimiz bir tık uzak olduğu için hafta sonu daha eğlenceli oluyor. Hani her kapıdan girenin en büyük hayali. Emeklilikten sonra falan yapmak istiyoruz diyenin çok, yani aşırı çok. Ya ben hayallerime eşim sayesinde kavuştum. Ya her gelip benim yetiştirdiğim çiçeği alıp gitmek istiyor. Alıp götürüyor, ben de hediyeye hayır demem asla, sürekli verirdim. O eşimin zoruna gidiyor, sen yetiştiriyorsun, herkes kendisi de yetiştirsin istiyor. Ya onun sayesinde arkamda durarak sana biraz maddiyat sağlayalım dedi. Ondan sonra elimizden birbirimizden tutarak bugüne geldi. Ya ortalama evin önündeki kamelyada 50 saksı falan ancaydı. Hani mesela diyelim ki satılacak şekilde olan. Ama şu an saksının sayısını binlerce. Ya binlerce diyelim. Adım Ömer Çeri. Bu işe 4 yıl önce başladık. Eşimle beraber. Yani eşimin de anlattığı gibi ufaktan 50-60 saksıyla başladık. Şu anda binlerce saksı, yani çiçek, yüzlerce çeşit. Peki eşiniz çok mu severdi çiçekleri? Çok seviyor, çok seviyor ama yetiştirip hep başkasına veriyordu. O da olmadı. Baktım dedim, ben de huzur yere sen şey yapıyorsun. Bari dedim biraz bunu ticarete dökek. Hani gelen alsın yine alsın ama ufaktan biz de faydalanalım falan. Şimdi işinin patronu oldu. Bizim mesela o zamanlar dediğimiz güzel çiçekler dediğimiz çiçekleri bile şimdi şey yapmıyor. Kendi dışarıdan ithal, kendi özel türlerini falan oluşturmaya başladı. Hani burayı bile şey yapmıyor. Yani millete de veriyor yine aynı şekilde, millete de üretimini yapıyoruz. Kendi sevdiği çiçekleri daha ağırlıklı olarak üretim yapıyoruz. Hangisi dayanıyorsa onu satıyoruz. Peki talep nasıl? Nerelerden almaya geliyorlar? Talep çok güzel. Hani Kadirli'den, İmamoğlu'ndan, Adana'dan mesela her yerden talep var. Antakya'dan da geldi. Antakya'dan falan çiçekçiler geliyor yani. Mesela kendilerinde olmayan kaktüslerdir, şeyler, sukulentlerdir. Onları almaya geliyorlar. Yani hiç isteyen istediği yerden alabiliyor. Uğraştık. Tahmin ediyor musunuz bu kadar büyüyeceğini? Yok, bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiyordum. Bir de uğraştıktan sonra, araştırdıktan sonra bir bayanın yapamayacağı bir iş yok. Tayland'dan geliyor. Büyük çiçekli, aşırı diye de biliyor müşterilerimiz. Yani rahat bir ay su verme, suyu aramaz, kuruma falan yapmaz. 7-24, yani yaz kış mevsimlik bir çiçek değil, sürekli çiçek bulunduruyor üzerinde.